Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İngilizce'de yine başlangıç konularından bir tanesi olan there is, there are, herhangi bir şeyin varlığından bahsetmek için kullandığımız yapıdan bahsedeceğiz. Bu yapıyla beraber a and some any ve prepositions of place yer edatlarından bahsedeceğiz. Yani üç tane konuyu bir arada işlemiş olacağız. Çünkü birbirleriyle bağlantılı konular. Öncelikle there is, there are yapısına baktığımızda there is ve there are herhangi bir şeyin varlığından bahsetmek ve bir şeyin yerini göstermek için kullanılır. Herhangi bir şeyin varlığından bahsetmek derken bir önceki sunumda anlattığım have got ve has got sahiplik bildiren yapıdan farklı bir listemiz var. Bu listede var olanlardan bahsedeceğiz veya bulunan şeylerden bahsedeceğiz. Kısaca herhangi bir şeyin varlığından bahsetmek ve bir şeyin yerini göstermek için kullanılır dememiz yeterli. Affirmative form, olumlu yapıda. Biliyoruz artık İngilizce olumlu cümle yapısını. There is, eğer bahsettiğim, varlığından bahsettiğim şey tek ise, a bank de olduğu gibi, there is a bank, bir banka var, near the cinema, sinemanın yanında. There is a bank, near the cinema. Veya there is an apple in my bag. Çantamda bir elma var gibi. Bakın an apple tek bir elma. There is. Yani tekil bir isimse belirttiğimiz şey there is yapısını kullanıyoruz. Eğer birden fazlaysa yani çoğulsa varlığından bahsedeceğim şey bu durumda da there are yapısını kullanıyoruz. There are 20 students in the classroom. Sınıfta 20 öğrenci var. Bakın 20 olduğu için öğrenci ismi çoğul ve to be are olarak çekimleniyor. There are two televisions in our house. Evimizde iki televizyon var gibi. Olumsuz yapıda daha önceki sunumlarımda bahsetmiştim. Bir cümleyi olumsuz yapmak için not olumsuzluk ekini getiriyoruz. Burada da to be'ye yani is ya da are not olumsuzluk ekini getirip cümlemizi olumsuz yapıya dönüştürebiliyoruz. There is not ya da kısaca there isn't şeklinde yazabilirsiniz. Yok anlamına geliyor. There isn't a post office near the bank. Bankanın yanında bir postane yok. There aren't 50 students in the classroom. Sınıfta 50 öğrenci yok gibi. There are not ya da there aren't şeklinde kısaca yazabiliyorsunuz. Soru yapısına baktığımızda question form ne yapıyorduk? To be yardımcı fiilini veya yardımcı fiili öznemizin önüne getiriyorduk soru yapısında kullanabilmek için. Burada da is ve are there'in önüne geliyor. Is there var mı? Is there a park around? Around etrafta, civarda bir park var mı? Yes there is. Evet var. It is over there. Orada gibi. Are there people outside? People çoğul olduğu için are there şeklinde sormam gerekiyor. Outside dışarıda insanlar var mı? Ve biz bu şekilde sorulan sorulara kısaca yes there is veya no there isn't çoğulsa yes there are, no there aren't şeklinde evet var ya da hayır yok şeklinde cevap verebiliriz. Bu örnekte de gördüğünüz gibi arkadaşlar bir park var mı diye soruyor. Veya biz ona o parkın nerede olduğunu belirteceğiz. Bu yer bildirme işlemi sırasında bir preposition yani edat kullanmamız gerekiyor. Burada da preposition of place yer bildiren edatları vereceğim size kısaca. Çünkü ne demiştik? Bir şeyin yerini göstermek için de there is ve there are yapısını kullanıyoruz. Edatlarıma baktığım zaman at ve in ikisi de yer bildirirken dd anlamında Türkçe'ye çevrilir. At college, kolejde, at home, evde, at reception, resepsiyonda, at school, okulda, at the bottom, en altta, at the cinema, sinemada gibi. In a taxi, a car, bir takside, bir arabada. In the sky, gökyüzünde. In the building, binanın içinde. Tower, kulede. In a row, sırada. In the newspaper, gazetede. In the garden, bahçede gibi kullanılır. In daha çok içinde anlamındadır. Bulunma belirtirken. Şu iki örneğe bakalım. I am at the office. Biz bir kişiye konum bildiriyorsak, nerede olduğumuzu konum olarak bildiriyorsak yani fiziksel mekan olarak at kullanmayı tercih ediyoruz. I am at the office. Birisi bizi aradı. Neredesin? I am at the office. Ofisteyim. Konumumuzu bildirdim. Ama
Bizi arayan kişiye söz vermişiz, bizimle buluşacak. Nerede olduğumuzu belirtirken I am in the office. Ofisteyim, ofisin içindeyim. Burada konum bildirmiyoruz. Yerimizi, nerede beklediğimizi belirtmiş oluyoruz. Böyle bir farkı var at ve in'in. On, üstünde anlamında kullanılır. Kelime olarak işte on the way, yolda, on the radio, radyoda, on the page, sayfada, on a bicycle, bisiklette, on a ship, bir gemide, on a horse, atın üzerinde şeklinde kullanılır. Bunun dışında yer bildiren edatlarımızdan behind var, arkasında. Gördüğünüz gibi şekillerde de göstermeye çalıştık. In front of, önünde. Next to, yanında, bitişik anlamındadır arkadaşlar. Between, arasında, şeyin arasında. Near, yanında, yakınında anlamındadır. Next to'yla benzer ama next to'da bitişik olma durumu var. Above, üzerinde, üzerinde asılı. Yani on tam üstünde temas var ama above, üzerinde asılı anlamında kullanıyoruz. Below, aşağısında, altında. In, içinde ve on, üstünde şeklinde kullanılıyor yer bildiren edatlarımız. Peki nasıl kullanacağız bunu? Örnek, şöyle bir şehir haritamız var. Mesela biz bir kişiye bir yer soracağız. Excuse me, affedersiniz. Where is the restaurant please? Restoran nerede? Daha önceden where soru kelimesinin yer sormak için kullandığını biliyordum. Excuse me, is there a restaurant near here? Veya buralarda bir restoran var mı? Near here, buraya yakın bir restoran var mı şeklinde. Is there ya da are there şeklinde bu yapıyı da kullanarak sorabiliriz. Yes, there is. Evet, var. Ve nerede olduğunu söyleyeceğiz. It is near the butcher shop. Kasap, dükkanının, kasabın near, yanında gibi. Veya bu haritadan bakarsak, the bookshop is between the flower shop and the library. Kitapçının, library, kütüphane ve çiçekçinin arasında olduğunu bahsediyorum. Between the flower shop and the library. The cinema is, sinemaya baktığımız zaman, in front of the swimming pool, yüzme havuzunun önünde. The toy store, oyuncak mağazası, oyuncakçı, is opposite the bank, opposite of the bank, bankanın karşısında. Toy store is opposite of the bank. The bank is near the bakery. Banka nerede? Near the bakery, fırının yanında. Buradaki mağazaların, dükkanların isimlerini verdim arkadaşlar. Sport shop, spor mağazası, clothing shop, giyim mağazası gibi. Burada shop yerine store da kullanılıyor mağaza anlamında. Shoe shop, flower shop, book shop, library, bakery ve toy store olarak burada mağaza isimlerini belirttik. Ve bunların yerlerini biz preposition of place, yer bildiren edatlarımızı kullanarak belirtebiliyoruz. Nerede kullanılıyor bu edatlar cümlede? To be fiilinden sonra. Is between, arasında. Is in front of, önünde. Is opposite of, karşısında gibi. Yine there is ve there are yapısıyla alakalı olarak arkadaşlar herhangi bir şeyin varlığından bahsedeceğiz. Ve biz bu isimlerin tekil ya da çoğul olma durumuna göre miktarını belirterek de söyleyebileceğiz. E ve and'den daha önce bahsetmiştik. E ve and belirgin olmayan ek olarak tekil isimlerin önünde bir herhangi bir anlamında kullanılıyordu. Tabii neye göre? Eğer ismimizin harfi, özür dilerim, telaffuzu sessiz harfle başlıyorsa E, sesli harfle başlıyorsa N kullanıyorduk. İşte, there is a pen on the desk. Masanın üzerinde, sıranın üzerinde bir kalem var gibi. Bakın tek bir tane olduğu için a pen ve there is yapısını kullandık. An orange, bir portakal. There is an orange in the basket. Sepette bir portakal var gibi. Herhangi bir şeyin yerini bildiriyoruz ve bir tane there is. İsmimizin telaffuzunun sesli ya da sessiz harfle başlamasına göre de ismin önünde bir herhangi bir anlamında örnek olarak e ya da en kullanabiliriz. Eğer birden fazlaysa biz bunların sayısını da belirtebiliriz. Mesela burada in my living room, oturma odamda, there's a TV, bir televizyon var. There's a window, bir pencere var. There's a table, bir masa var. There are two sofas, iki tane kanepe var. There are two pictures, iki resim var ya da paintings de diyebiliriz buna tablo anlamında.
There are curtains, perdeler var. Bakın birden fazla curtains, there are yapısıyla çoğul olarak kullanılıyor. Ve birden fazla olduğu için yine önünde sayısını belirttim. Two pictures, there are two sofas gibi. Tabii biz bir, iki anlamının dışında, üç anlamının dışında miktar belirtirken başka bir yapı da kullanıyoruz arkadaşlar. Burada some ve any yapısını vermek istiyorum size. Başlangıç olarak bilmemiz gereken, İngilizce'de bilmemiz gereken kelimelerden birer tanesi bunlar. Some olumlu cümlelerde kullanılır arkadaşlar. Sayılabilen çoğul isimlerle birkaç tane anlamındadır. Ne demek bu? Bir isim hem sayılabilen isim olacak ki çoğul olacak. Neden? Çünkü birkaç anlamında kullanıyoruz. Birkaç tanesi çok. Çoğul olması gerekiyor. Mesela in the fridge, buzdolabında there are some eggs. Birkaç yumurta var. Bakın burada some isim sayılabilir olduğu için yumurta ismi çoğul olmak durumunda. Sayılamayan isimlerle de biraz anlamında kullanılır. Sayılamayan isimler mesela butter, tereyağı. There is some butter. Biraz tereyağı var. Bakın some biraz anlamında sayılamayan isimlerle. Butter sayılamadığı için çoğul da olmaz. There is some milk. Biraz süt var derken süt sayılamayan bir isimdir. Some bile kullanmamız gerekiyor. Eğer şişe olarak belirtecekseniz there are 3 bottles of milk. 3 şişe süt var gibi. Burada daha önceki sunumlarımızda bahsetmiştik sayılabilen sayılamayan isimlerde. Sayılamayan isimler içine konuldukları kapların miktarını çoğul yaparak belirtilebilir. 3 bottles. Bakın burada şişe ismi çoğul oldu ama süt ismi sayılamadığı için çoğul kullanılmaz. There is some lettuce. Lettuce marul demek arkadaşlar. Biraz marul var. Yine marul sayılamaz. Ve there are some pepper. Birkaç biber var gibi. Özür dilerim. Burada biber sayılabilir olduğu için S takısı almak zorunda. Çünkü some eğer sayılabilen bir isimle kullanılıyorsa o ismin çoğul olmak zorundadır arkadaşlar. But diyoruz ama diyoruz any, hiç, yok anlamında olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır arkadaşlar. Hem sayılabilen çoğul hem de sayılamayan isimlerle hiç anlamında kullanılır. Yani biz eğer any'yi hiç anlamında kullanmamıza rağmen sayılabilen bir isimle kullanıyorsak o ismin çoğul olması gerekir. There isn't any water. Hiç su yok. In the fridge, buzdolabında there isn't any water. Hiç su yok. Su sayılamadığı için there is şeklinde kullanmamız gerekiyor. There aren't any apples. Hiç elma yok derken, hiç olmamasına rağmen elma ismi sayılabilir bir isim olduğundan dolayı any ile kullanıyorsak mutlaka çoğul olacak. Aynı some'da olduğu gibi. There aren't any oranges. Hiç portakal yok. Veya soracağız var mı? Is there any water? Hiç su var mı? Is there any bread? Hiç ekmek var mı gibi. En iyi, olumsuz ve soru cümlelerinde hiç anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Biraz önce demiştik ki some sadece olumlu cümlelerde kullanılır. Birkaç ve biraz anlamında. Burada bir istisna var arkadaşlar. Burası önemli. Some soru cümlelerinde sadece teklifte ve ricada bulunurken kullanılır. Karşımızdaki kişiye bir teklifte bulunacağız. Would you like yapısı var. İster misin? Kibar ve nazik bir şekilde teklifte bulunurken karşımızdaki kişiye kullanılır. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Bu bir teklif arkadaşlar. Ne dedik? Sadece teklifte ve ricada bulunurken soru cümlesinde kullanılırsam onun dışında kesinlikle kullanılmaz. Would you like some pancakes? Biraz pancake ister misin gibi ne yapıyoruz? Karşımızdaki kişiye teklifte bulunuyoruz. Would you like some tea? Biraz çay ister misin? Yes please diyor karşıdaki kişi. Evet lütfen anlamında. Ya da ricada bulunacağız. Daha önce can yapısından bahsetmiştik. Soru şeklinde karşımızdaki kişiden ricada bulunurken kullanılır demiştik. Burada some ricada bulunurken can yapısıyla soru şeklinde kullanılabilir. Can I have some tea? Biraz çay alabilir miyim? Can I have, alabilir miyim anlamında. Can you, sen yapabilir misin? Karşımızdaki kişiden bir ricada bulunacağız yine. Can you lend me some money? Bana biraz para ödünç verir misin gibi. Bakın, lend, ödünç vermek. Can you lend me some money? Biraz para ödünç verir misin? Some,
Soru cümlelerinde sadece teklifte, offer ve request, ricada bulunurken kullanılır. Evet arkadaşlar, bugün bu sunumumuzda size there is, there are yapısını, herhangi bir şeyin varlığından veya yokluğundan bahsederken kullandığımız veya var mı diye sorarken kullandığımız yapıyı, bununla bağlantılı olarak preposition of place, yer edatlarını ve some, any yapısını anlatmaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen sunumu beğendiyseniz paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar.